Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar yine sürümüzün başındayız. Kurbanın 3. günü bugün. Elimizde kurbanlık kalmadı. Kurbanlıklarımızın hepsi satıldı arkadaşlar. 2022 sezonunu, yani 2022 kurbanlık sezonunu artık kapattık. Kuzularımız arefe günü bitmişti. Çok şükür hiç kuzumuz kalmadı elimizde. Hepsi satıldı. 25 tanesini falan besiye çekmiştik. Diğer kurbanlarımızın tamamı sürüdeydi. O 25 tane dahil, sürüdekiler dahil hiçbiri kalmadı arkadaşlar. Hepsini sattık çok şükür. Allah bereket versin. Elimizde kurbanlığımız kalmadı. Kurbanlıklarımızı ne kadar kilolara getirebildik, ne kadar ne fiyatlara satabildik, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle 25 adet kuzumuz vardı arkadaşlar. Bunun bir tanesini sadece yeme ayırmıştık. Yani bir tanesinin parası sadece yeme gitti. 24 kuzumuz kaldı bize. 24 kuzumuzu da sürüdekilerle beraber temizledik. Sürüde de kalmadı. Damda besli olan kuzularımız da kalmadı. Çok şükür temizledik. Çoğu satıcı malını satamamış arkadaşlar. Elinde kalmış çoğu mal. Çok şükür bizim kalmadı. Allah bin bin bereket versin. Allah'ım onlara da yardım etsin. İnşallah onlar da satarlar. Hangi aralarda sattık arkadaşlar? Ne kadar kilolara getirdik kuzuları? Onları söyleyeyim. Kuzularımızın ortalaması 25'er 27'şer kilolara denk geliyordu bizim. En az 20, en fazla 28 falandı ortalama. Yani ortalama değil de en az 20 diyeyim. 20 kilo gelen olmadı henüz. Hepsi 20'nin üzerinde geldi maşallah. Güzel yetiştirdik kurbana. Yetişmeyecek dediğimiz kuzular bile yetişti. Biraz güzel baktık. Yetiştirdik Allah'a şükür. Yani en az 20 kilo, en fazla 28 kilo. O aralarda geldiler. 30 kilo gelen oldu. O aralarda geldi kuzularımız. 30'u geçen olmadı. Fiyatlarına gelince de fiyatlarımız arkadaşlar 2000 liradan başlıyordu zaten. 2'ye, 2,5'a. 2600, 2750, 2800, 3000. O aralarda da gitti. 3000'i geçemedik. Kuzularımızı o fiyatlar aralığında verdik. Zaten ortalaması 25-27 kilo. Yani 25 kuzunun tamamen ortalaması 25-27 kilolara denk geliyordu. Parça parça tek tek sattık. Müşterilerimiz de memnun kaldılar. Allah onlardan da razı olsun. Elinde hayvan kalan arkadaşlarımız, çobanlarımız da inşallah satarlar. Malum biliyorsunuz maliyetler yüksek. Yemler çok pahalı. Allah'ım onlara da yardım etsin. Bize de yardım etsin. Bu şekilde arkadaşlar. Hayvan kalmadı elimizde. Sadece damızlık anaçlarımız kaldı. Bu gidişle bu piyasalara karşı zaten biz de ayakta duramayacağız. Büyük ihtimal biz de satacağız. Çünkü gerçekten piyasalar çok yüksek. Hayvanda yükselme yok ama hayvanın bütün masraflarında, bütün maliyetlerinde afaki yükselmeler var. Bilmiyorum ne kadar dayanırız ama belki de kışa satarız. Yani artık yeme koymadan satabiliriz, satma edebiliriz. Bilmiyorum durum neyi gösterir. Bu şekilde arkadaşlar, maliyetler çok yüksek olduğu için ne kadar da satış yapabilsen, yani ne kadar kurbanlık yetiştirir, belki 50 tane daha olsa biz 50 tane daha kurbanlık satardık. Satmasına da satsan ne olacak? Maliyetler yüksek. Yani kurtarmıyor ki. Mal para etmiyor zaten. Bu yüzden yani ne kadar satsan da satamasan da zarardasın. Yani gıdı gıdına kurtarabiliyorsun. Maliyetinin altında verebiliyorsun. Maliyetinin biraz üstünde veriyorsun. O da çektiğin emeğe yazık zaten. Hakkımızda hayırlısı.
Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.